Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ferda ben. Bugün sevgili hocamız Berkay Cihan'la bir soru-cevap yapacağız. Kendisine sizlerin en çok sormuş olduğu soruları derledik. Onları yönlendireceğim. Sonrasında zaten sizlerin de soruları vardır. Onları da yanıtlarız. Nasılsınız bu arada? Karantina günleri nasıl gidiyor? Berkay hocam da geldi sanıyorum. Selam. Merhaba hocam, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Ferda Hanım, siz nasılsınız? Sesimde bir Teşekkür sıkıntı var ederim. mı? Yok şimdilik. Karantinada olmak dışında herhangi bir problemimiz yok. Nasıl geçiyor sizin günleriniz? Galiba ofisten değil, evden çalışıyorsunuz Aynen. bildiğim Aynen, kadarıyla. evden elimizden geldiğince arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz hocam. Çalışıyoruz yine, devam yani. Değişen bir şey yok aslında bizim için. Aslında ofisten çalışmanın şöyle bir sıkıntısı var. Mesai saati kavramı yok. Yani bak gece akşam 9 canlı yayın yapıyorsunuz. Evet, Belki gece 12'de doğru. öğrencinin bir tanesi WhatsApp'tan bir şey sorabiliyor, yazabiliyorlar mesela. Ya da sosyal medyadan mesaj gelebiliyor. O Doğru yüzden söylüyorsun. karantina çok iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum yani. Aynen, gece yarısı da soruları cevapladığımız oluyor. Ama zaten sorun değil yani, arkadaşlarımızın sorularını cevaplamak bizim için önemli. Hani onlar yanıtsız kalmasın yeter. İnşallah, inşallah bakalım. Bakalım katılım nasıl? Şu an 64 kişi var. 60-70. Aynen Biraz hocam. daha kalabalıklaşırız inşallah. Daha fazla kişiye hitap etmek, daha fazla kişiye faydalı olabilmek açısından katılımın çok olmasını önemsiyoruz açıkçası. Yani bilmiyorum videoyu kaydedecek misiniz, kaydetmeyecek misiniz yayını ama Kaydedeceğiz hocam, aynen. Kayıtı aynen kalır. kaydetmeniz aynen. Zaten hemen altta birisi sordu zaten kaydedecek misiniz diye. Aynen. Aynen, başladı sorular. Hocam ben biraz arkadaşlarımızdan gelen, genellikle bize sorulan soruları derledim. Biraz onları size sorarım diyorum. Sonrasında yine arkadaşlarımızın soruları da olacaktır. Onları da yanıtlarız. Biraz sohbet ederiz. Böyle bir yayın yapalım diyoruz bugün. Tamam, çok iyi olur, uygundur. Yani top sizde diyelim o zaman. Buyurun, sizi dinliyoruz. O zaman ilk soruyla başlıyorum hocam. Tabii ki başlayabiliriz. Şimdi bu kaymakamlık sürecini nasıl yönetmek lazım? Nasıl başlanmalı? Şimdi kaymakamlık sınavı yani yaklaşık son hani bir 10 sınava baktığımızda belli bir rutini olan bir sınav. Sadece belli yıllar sınavın tarzı değişmiş. İşte bazı yıllar açık uçlu sınav dediğimiz 2-3 sınav yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Geri kalanları gene klasik olarak işte klasik diyorum test sınavı olarak yapılmaya devam ediliyor. İşte sınav bu şekilde. Yalnız burada en çok nasıl bir yöntem izlenmesi ve sürecin nasıl yönetileceğine dair şöyle bir soru işareti var. Herkes de acaba sınav ne zaman olacak merakı olduğu için sınava bir türlü çalışmaya başlayamayıp süreci de yönetmekte sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bizler sınavı her zaman genelde bu işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarından birisinde oluyor. Yine bu yılda Eylül'de yapılan alımın işte bu koronavirüs sebebiyle ne zaman işte yine Kasım, Aralık civarında geçen yılki gibi yapılacağını düşünüyoruz. O yüzden şu an kaymakam adaylığı sınavını hazırlanan arkadaşlarımız da mutlaka Kasım-Aralık ayında sınav yapılacakmış gibi kendilerine bir hedef koymalı ilk önce. O hedefi koyduktan sonra ilk başta en çok zorlandıkları dersten çalışmaya başlamalılar. Yani hangi dersten? Genelde kaymakam adaylığı sınavına siyasal bilgiler mezunları, hukuk mezunları,
Artık yeni değişen yapıyla birlikte sosyoloji, psikoloji, halkla ilişkiler mezunu da girebildiği için en zayıf olunan alan iktisat alanı açıkçası. 12 sorunun geldi. Mikro makro. O yüzden iktisatla başlayıp iktisatla bitirmeleri gerekiyor. Yani programa iktisatla başlayacağız. İktisadın yanına anayasa ekleyeceğiz. İktisatla devam ederken yanına idare ekleyeceğiz. İşte iktisatla devam ederken yanına insan hakları ekleyerek aslında iktisadı hep sürecin içinde tutmamız gerekiyor. Yanına hukuklar illaki ekleniyor. Çünkü çalışacağımız hukuk dersleri genelde mevzuattaki kanunlarda, tebliğlerde, yönetmeliklerde yer alan hukuk dersleri. Yani sözel dersler. Biraz daha hani böyle tekrar etmeye, okumaya, ezberlemeye dönük dersler. O yüzden burada evet İktisat toplamda ağırlıklı çalışmamız gerekiyor iktisat aslında. ağırlıklı çalışmak gerekiyor ama şöyle bir durum söz konusu. 60 soru iktisatla alakalı olmayan hukuk bölümlerinden geliyor. Yani sınavın %60'ı aslında hukuk bölümlerinden geliyor. Ama sınavın %22'si de iktisat ve Türkiye ekonomisi. Dolayısıyla ikisi de birbirine aslında bağımlı. Biri olmazsa diğeri de olması çok mümkün gözükmüyor. O yüzden süreci çok iyi motive olarak, programlarına sadık kalarak, ders kitaplarına sıkı sıkıya sarılarak yönetmeleri gerekiyor. Bu tamamen bir psikolojik savaş. Kaymakamlık sınavında dersler aslında çok fazla yok. Yani çalışacak dersler hani ben kısaca özetleyeyim. Anayasa, idare, iktisat bu kadar. Yani bu dersleri yapanlar zaten kaymakam adaylığı sınavını başarılı oluyorlar, kazanıyorlar. O yüzden önemli olan inancını yitirmemek. En çok gördüğümüz problemler. İlan ne zaman gelecek? Evet hocam. Hocam torpil çok mu gerekli? Üçüncüsü açık öğretimler bu sınava girsin mi girmesin mi? Yani bunları kafaya takmadan sınava odaklanmak, motive olmak gerekiyor. Peki sizi ne motive edecek? Yani motive edecek şey ne? Çok uzatmayacağım. Diğer soruya geçeceğiz ama geçen günlerde bir mesaj aldım. İnanın 3 sayfa. İçini öyle bir dökmüş ki arkadaşım. Yani diyor ki benim bu dünyaya gelme sebebim kaymakam olmak diyor. Yani Ne kadar güzel kaymakam aslında. olduğum ilçede bir kişi aç uyuyorsa diyor, bir kişi karnı doymadan uyuyorsa benim diyor yediğim yemek, aldığım maaş bana haram olsun diyor. O derece yani. Ve bu inancı genelde çoğu kaymakamlık sınavına giren arkadaşlarda görüyoruz. Evet. O yüzden motivasyon kaynakları bu olacak. Birinci soruya herhalde cevap olmuştur. Evet hocam. Peki sizce bu süreçte kurs desteği daha profesyonel bir destek alınmalı mı? Ya da tek başına bu sınav halledilebilir mi? Ya da halledilebilirse nasıl çalışılmalı yine aynı şekilde? Şimdi iki yöntemle de bu sınav kazanılabilir. Yani hiçbir kursa gitmeden tamamen işte piyasadaki belli kaynaklarla mevzuat.gov.tr'den mevzuatları okuyarak piyasadaki genel kabul görmüş iktisat kitaplarını işte Türkiye ekonomisi kitaplarını okuyarak bu sınavı çalışıp kazanan arkadaşlarımız gayet mevcut. Yani olmazsa olmaz diye bir şey yok bizim için. Yani kurs olmazsa olmaz diye bir durum yok. Ama genelde bizim sosyolojik yapımıza göre yani bizim Türk insanına göre bizi motive edecek, bizi sisteme sokacak bir kuruma ihtiyaç duyuyoruz her nedense. Yoksa hani her sınav kendimiz çalışarak kazanabileceğimiz sınavlardır. Birinci yöntem bu. Genel kabul görmüş kitaplardan çalışıp kendi çalışma ortamını yaratıp nasıl evde sessiz sakin bir oda veya hiç fark etmez işte şu an tabii mümkün değil ama bir sessiz bir kütüphane, bir çalışma ortamı oluşturarak kitaplarını yanına alıp her gün sabah 9, akşam 5 ders çalışmak. Bu çok mümkün bir şey. Ama genelde bunu bizim öğrencilerimiz, bizim arkadaşlarımız ki benim biliyorsunuz işte bu yayını yaptığımız sayfa yaklaşık 6-7 bine yakın takipçisi var. Günde yüzlerce mesaj alıyorum. Genelde bir şeylere adapte olmak istiyor insan ve süreci disipline etmek için profesyonel destek alma yoluna gidebiliyorlar. O yüzden piyasadaki kurslar da gayet yeterli. Tabii ki burada sizin şu an yayını gerçekleştirdiğiniz Kaymakamlık Akademisi buradaki başarısını ispatlamış bir kurum. Neden ispatlamış? İşte en son işte 2 gün önce açıklanan mülakat sonuçlarında 3-4 arkadaşımız var kaymakam adaylığına kabul edilen yani hali hazırda mesleğe başlayacak olan. Bu yılda tabii biraz daha ne yaptınız? İlk uzemle online eğitim vermeye başladınız. Bayağı da bir öğrenci var. Dolayısıyla herhangi bir kurs desteği alınacaksa ilk uzem Kaymakamlık Akademisi'ni ben tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla iktisatta da çok hani bizim kitaplarımızı veriyorlar sağ olsunlar. Çok şey yapıyorlar. Yani mesela 8 saatlik bir iktisat temellendirme dersi dedikleri
şey var. İktisadı hiç bilmeyene, zorluk çekene iktisadı ilk derste bir tanıtım ve varyasyonunu anlatılıyor. Yine çalıştıkları diğer işte sosyoloji, yine alanında çok uzman bir hocadır gibi bir akademik kadrosu da olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden her iki türlüsü de mümkün arkadaşlar. Hani illaki kurs olacak mı? Olmasa da olur, olsa da olur. Bu tamamen sizin bakış açınızla alakalı bir durum. Hocam dediniz ya her zaman iktisat olmalı, iktisat hukuk, iktisat tarih gibi çalışılmalı. Peki iktisat nasıl çalışılmalı? Yani iktisat genelde kaymakamlık aslında yani geçmiş yıllarda böyle değildi. Bu 2007-2006'lı yıllardaki kaymakamlık sınavlarında iktisat gayet zor sorulurdu. Bu kaymakamlık sınavlarında son 5 yıl yapılan kaymakamlıklarda iktisat çok zor değil. Temel aslında genel kabul görmüş çok basit şeylerden soruluyor diyebiliriz. Ama ona rağmen çok da zorlanılıyor. Ben onu çok anlamlandıramıyorum. Bunu da şuna bağlıyorum. Üniversitelerde alınan iktisat eğitiminin yetersiz Çok olmasına. çok yetersiz. Maalesef yani genelde aslında çok donanımlı hocalarımız var ama galiba akademik kadrolar hani böyle biraz daha kendilerindeki ünvanları artırabilmek için işte daha fazla makale, daha fazla işte tez, daha Evet. fazla ne bileyim uluslararası kongrelere falan katılmaktan Ama galiba. öğrenciye verme anlamında biraz eksiklik Kesinlikle yaşadım. ben katılıyorum. Yani şey değil, biraz işte formasyonla ilgili aktarma problemi. Biraz da şey yani tamam bu bölümü okuyan, iktisat bölümünü okuyan öğrenciler evet iktisat bir bilim dalı. İktisadın bilim tarafını bilecekler ama yani piyasada katılacakları sınavlara dönük de biraz anlatılması gerekiyor. O yüzden iktisat bir korkulu rüya halini aldı bizim kaymakamlık sınavlarımızda. Nasıl çalışılmalı? Çok basit çalışılmalı. Hiç kimse iktisat profesörü olmayacak, kaymakam olacaklar. O yüzden anayasa idare çok iyi bilmeliler ama iktisada da köprüyü geçene kadar ne yapmaları lazım? Önem göstermeleri lazım. O yüzden iktisadı çok zor hale getiren kaynaklardan çalışmaktansa birincisi iktisadı kolay anlaşılır net kılan kitaplardan çalışmaları lazım. Yani şimdi bu insanlar zaten iktisattan korkuyor. Evet. Gidip 800 sayfalık bir mikro, 800 sayfalık bir makro kitabından çalış dersen bu insana 1600 sayfa iktisadı çalışmaz. O yüzden iktisattan daha böyle kısa öz net mantığını anlatan gerek videolardan, gerek kurslardan, gerek kaynaklardan çalışmaları gerekir. İlk önce bu kaynağı kursu veya kitabı edindik diyelim. Daha sonra ne yapacağız? Ondan sonra kendimize çok güzel bir defter edinmemiz lazım. Şöyle büyük kareli ama benim de takıntım vardı. Kareli defterlerin böyle çok koyu olmaması lazım kareleri. Açık renk olması lazım. Çünkü yazdığımız, çizdiğimiz şeylerin ne olması gerekiyor? Orada okunaklı olması Evet, gerekiyor. belli İktisat, isterseniz mikro, isterseniz makro hiç fark etmez. Renkli kalemlerle büyük büyük grafikler çizerek ve bu grafikleri o grafiğin altına sözel olarak anlatılarak çalışılabilecek bir ders. O yüzden önünüzdeki kitabın grafiğini çizin. O grafikten ne anlıyorsanız o anladıklarınızı kağıda dökmenizi istiyorum ben iktisat çalışacak arkadaşlardan. Dolayısıyla bunu bir disiplin haline getirdikten sonra iktisat emin olun hiç öyle bir büyük problem olmayacak. Bakın ben size makro iktisat konularını sayayım burada kaymakamda çıkacak konular. İktisat okulları, işsizlik, enflasyon, Philip serisi bu bitti. kadar. İkinci kısım ISLM, ADAS. Bak. Yani şurada belki 10 saniyemi almıyor konu başlıklarını saymak ama herkesin en dertli alanıdır yani makro iktisat. Aslında hiç, biraz bakış açısı. Diyeceksin ya bu kadar basit dersler. Makroyu ikiye böldüm. İlk saydıklarım ve son saydıklarım. İlk önce ilk saydıklarımı çalışacağım. Sorularını çözeceğim. Çözemezsem bir daha çalışacağım. Daha sonra çözeceğim. Ondan sonra ikinci kısma geçeceğim. O yüzden derslere bir bütün olarak da değil, parçalı olarak bakmak lazım. Yani bir dersi çalışırken o dersin ünitelerini ayırıp o ünitelere göre çalışmak lazım diye düşünüyorum. Böylelikle kendi beynimizde zorluktan çıkartıyoruz aslında Evet. o dersi. Oldu mu? Oldu mu arkadaşlar? Şimdi onlar şimdi soru soracaklardır. genel kültür, genel yetenek, daha doğrusu tarih ve Türkçe var kaymakamlıkta. Evet. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yürütmek lazım? Biraz böyle arkalara atılıyor bu dersler gibi. Çok doğru, çok doğru. Şimdi tarih zaten KPSS tarihiyle biraz paralel. Yani tarihte dört tane İnkılap soru geliyor. tarihi var. İnkılap tarihinden geliyor.
Oradan hani ben biraz hani böyle KPSS'de genel kabul görmüş, daha çok tercih edilen kitapları veya videoları tavsiye edebiliriz. Ama onun dışında tarih filmleri ve tarih romanlarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü mesela işte Rutkay Aziz'in Atatürk'ü canlandırdığı Cumhuriyet ve Kurtuluş filmleri vardı. Ben KPSS döneminde onları çok izlerdim. Atatürk'ün hangi sözü nerede söylediği, hangi kongrenin hangi şartlar altında yapıldığını filmler anlatıyor. Kalıcı oluyor Aklında aslında. kalıcı oluyor. Yani birisinin videodan çıkıp anlatmaktansa orada direktman canlı canlı görebiliyor. Hani Aynen böyle öyle. günümüz dizilerinden ziyade o tarihlerde çekilen yani Kurtuluş ve Cumhuriyet film serisini önerebilirim. Onun dışında bol bol soru çözme tarihten. Genelde kaymakamlıktaki tarihte şöyle bir şey yapıyorlar. Genelde dört tane tarih sorusunun ikisini Türkiye ekonomisiyle bağlantılı soruyorlar. O yüzden bu yıl 10 tane Türkiye ekonomisi sorusunun yanında 2 tane de Türkiye Tarih. ekonomisiyle bağlantılı tarih sorusu geldi. O yüzden bizim için 12 tane aslında Türkiye ekonomisi sorusu varmış gibi oldu. Dolayısıyla oraya da katkımız oldu. Onun dışında Türkçe tamamen fiyasko koydu geçen yıl. Üzücü. Türkçe konuşup da Türkçe çözemeyen yani en büyük toplumumuz diyebiliriz. Zaten başka toplum yok bununla ilgili ama öyle bir sıkıntı var. Ama bu sınavın Türkçesinin bu şekilde zor olması zaten daha önceden talimat verilmiş. Galiba bakanlıktan önceki dönemdeki kaymakam adaylarının konuşma kabiliyeti ve yazma kabiliyetinin biraz beğenilmediği, bu yüzden ÖSYM'ye özellikle Türkçe dersinin zor sorulması gerektiği talimatı verildiğini ben duydum. O yüzden bu yıl tarihten çok pardon, Türkçeden çok dökülmeler oldu. Çok böyle saçma sapan Türkçe'ydi yani. Ben de bir soruları görmek için girdim. Yani ben böyle Türkçe sorusu görmedim. Ya ben Türk değilim ya da Türkçe benim bilmediğim bir dil diye düşünebilirim açıkçası. Yani çok saçmaydı. Ben doğru bulmuyorum ama artık Türkçe çok belirleyici bir ders. Hocam o Türkçeden de zaman bu çok soru çözmek gerekiyor. sizce yani aynı seviyede mi olur yine Türkçe soruları? Bence bundan sonra aynı seviyede olur. Bundan önce böyle bir talimat artık geldiği için bundan sonra Türkçe standardını ÖSYM bu şekilde belirleyecektir. Bu yüzden geçmiş yıllardaki ALES, DGS, KPSS yine kaymakamlık Türkçe sorularının özellikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Türkçeden oturup konu çalışmaktansa soru çözmelerini ve hani daha böyle sıkıcı olmaz en azından. Soru çözmek biraz daha keyifli. Hani Türkçe yapabileceğimiz en kolay ders ama en zor ders haline dönüştü bizim için. Maalesef hocam. O yüzden bol soru. Tarih ve Türkçe'de bol soru çözmeyi ben tavsiye ediyorum. Bol soru. Peki hocam, mülakatta başarılı olabilmek için verebileceğiniz tavsiyeler neler olur bize? Yani mülakatta bir defa tabii sınavı geçmek gerekiyor. Aynen. Şimdi mülakat çok farklı bir ortam. 100 kişi alıyorlar bizim için genelde kaymakamlık sınavında. 400 kişi mülakata çağırıyorlar. Dörtte bir oranımız var. Ama Evet. geçmiş yıllardaki Mart ayında yapılan 2018 sınavında 400 kişi bulamadılar mülakata alacak. Çünkü sınav 70 ile kapattı. 70'i 400 kişi geçemedi açıkçası. 300 küsür kişi geçmişti. 370 küsür kişi. Dolayısıyla burada mülakata kalanların şansı aslında hepsinin eşit. Referans var mı? Evet, referans diye bir gerçeğimiz var. Ama hangimiz bir kamu kurumunda çalışsak, hani illaki çalışma arkadaşımızı kabul ederken hani ben bunu açıkçası amiyane tavırla hani torpili meşrulaştırmak değil niyetim. Çalışma arkadaşımızı seçerken illaki bir referans bakarız. Bu referansa da sadece sınav puanına bakmayız. O yüzden evet sınav puanı önemli. Sınav puanına baktıktan sonraki en son kaymakamlık sınavında birinciyi almadılar diye biliyorum 2 gün önceki yayınlanan listede. İlk önce bir güvenlik soruşturması önemli. O yüzden biz de şöyle bir geçmişimize, internetteki paylaşımlarımıza, işte birlikte olduğumuz grupları, şunlara bunlara iyi bakmamız lazım. Yani biraz stabil olmamız lazım. Yandaştan ziyade stabil olmak lazım, nötr olmak lazım. İkincisi mülakatta adamların ilk dediği şey duruş, vizyon, liyakat, konuşma, kendini ifade edebilme. Şimdi mülakattan elenen arkadaşlar da bunlar yok diye elenmiyorlar. Muhtemelen yani başka kriterler de vardır. Bizlerin hani şu an komisyonda olmadığımız için bilemiyoruz ama önceden çok çok eskilerde hani ben yaşım çok büyükmüş gibi konuşuyorum ama öyle değil yani. Kaymakamlık mülakatlarını yapan bir tanıdığımdan bizzat ağzından duyduğum şey şuydu. Eskiden sadece mülkiye mezunlarını alıyorduk diyor. Bak yani Ankara siyasal mezunlarını alıyorlardı.
İstanbul'da değil, Ankara siyasal. Şu an bizler çok daha şanslıyız. Artık Niğde'den Artvin'e, Artvin'den Erzurum'a, Erzurum'dan işte Ankara siyasal hiç fark etmiyor. Herkes aynı şartlarda giriyor mülakata. Bu bizim için çok büyük bir şans. O yüzden yani mülakatta biraz ben eminim ki ilk başta dikkat ettikleri şey kağıtta yazan referanstan başka bu insan kendini ifade edebiliyor mu? Konuşabiliyor mu? Yarın bir gün ben bu adama bir basın açıklaması yaptıracak olsam orada tir titrer mi? Terler mi? Bunlara bakıyorlar tamamen. Diğer şeyler tabii ki var. Bunlar Türkiye'nin yadsınamaz gerçekleri. O aşamaya geldikten sonra inanın herkes bir yerlerden bir şeyler buluyor. Şuna da katılmıyorum. Hocam benim referansım yok ama ben o yüzden sınava girmeyeceğim diye bir şey yok. Yani sen önce bir kazan da yani ondan sonra bu meseleyi konuşalım. İlk önce sınavı kazanmak gerekiyor arkadaşlar. Yani referansı olan bir kişinin referansı kim olursa olsun sınavı kazanmadan kaymakam adayı olamıyor. İkincisi hani Ankara siyasal demişken evet ilk önce hepsi yasaldı. Artık açık öğretimler mülakata kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Bu mesele var. Arkadaşlar açık öğretim mezunlarının sınava giremeyeceğine dair hiçbir açıklama yok. Yani ne demek bu? Yarın bir gün yapılan kaymakamlık sınavında 100 kişinin yüzünü de açık öğretimli olarak alabilirler. Hiç kimse de gıkını çıkartamaz, sesini çıkartamaz. Yani şimdi mülakatta teamül olarak kendilerince almıyor olmaları bundan sonra almayacak olduklarının anlamına gelmez. O yüzden yani sizin bu sınava çalışmaya gönlünüz var mı yok mu kardeşim? Yani cesaret ediyorsan çalış. Birinci ol. Seni almayan İçişleri Bakanlığı utansın yani. Yanlış mıyım ya? Ben açık öğretimliyim diye beni almayacaksa ben 95-96 puan almışım. Açık öğretimliyim diye beni almayacaksa almasın. Ben ne yaptım? Tevekkül ettim. Elimden geleni yaptım. Ders Aynen. çalıştım. Birinci oldum. Tamam bir emek var ama bu emek boşa gidecek bir emek değil. Çok iyi bir anayasa idare hukuku bilmek gerektiren, çok iyi bir iktisat bilmek gerektiren, Türkiye ekonomisi bilmek gerektiren bir temel bu. O yüzden belki bunu yarın bir gün KPSS'de idare hakimlikte düşünebilirsin demek aslında. Buyurun. Hocam eminim size de bu soru çok geliyor. Bize de çok geliyor. Soruyorum. Bu sene sınav yapılır mı? Bu sene sınav tabii ki yapılacak. İnşallah beklentimiz ve söylentiler ve duyumlarımız o yönde. Normalde arkadaşlar sınav Eylül ayında yapılması düşünülüyordu. Biz geçmiş günlerde bir hafta önce Soysal Aygün hocamızla benim kanalımda bir canlı yayın yapmaya çalıştık ama teknik yetersizlikten dolayı yapamadık. Hocam sürekli düştü canlı yayından. O bize şöyle bir müjde verdi aslında. Kendisi Ankara Hukuk mezunu olduğu gibi bürokraside de birçok tanıdıkları var. 80 kişilik bir kaymakamlık ilanının Kasım-Aralık aylarında geleceğini ancak bu 80 kişinin bir 20 kişilik bir ek kontenjan daha alınarak toplamda 100 kişilik bir ilana çıkılacağını kendisi söyledi bize. O yüzden 100 kişilik bir alım şu an yıl sonunda bekleniyor. Biz o yüzden şu an yıl sonrasında varmış gibi çalışmamız lazım. Şu an ders çalışmaya diyelim ki başladık ve diyelim ki sınav yapılmadı. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok ya. Çok öndeyiz demektir. Yani çok diğerlerinden fark atmışız demektir. O yüzden ders çalışmak sizin için hiçbir kayıp olmayacak. Yani şu kayıptır. Benim kuyumcu dükkanım var, kuyumcum vardır, tamam mı? Dükkanı açmayıp evde ders çalışıyorumdur, tamam mı? Yani o saçmalık açıkçası. Ha, saçmalık derken tamam, kaymakamlık hayalim vardır. Ama dükkanı açmıyorum, dükkan orada hani bir gelirden mahrum kalıyorum. Ama genelde bizim sınavlara çalışan tayfa ya özel sektörde ya da kamuda çalışan memur evet. arkadaşlarımızdan veya mezun olmuş veya 3. sınıf, 4. sınıf arkadaşlarımız. O yüzden zaten ders çalışmaktan başka alternatifimiz yok yani. Hocam o zaman hem dükkan açıp hem ders çalışabiliyoruz. Evet, aynısını yapabiliyoruz aynen. Ya evet, öyle yapabiliyoruz. Ben anladım seni. Evet. Sonradan hocam düştü. şu an benim soracağım sorular bu kadar. Topladıklarımız bu kadar. Bize gelenler bunlardı. Arkadaşlarımızın sorularını da alalım istiyorum. Tamam, orada top sizde. Mülakatta ne gibi sorular soruluyor demiş arkadaşımız.
Kübra Yani Hanım. genelde mülakatlarda mahalli idareler, idari teşkilat, insan haklarından ya da işte belli mevzuatlardan sorular geldiğini görüyoruz. Sınava girmiş, mülakata girmiş arkadaşlarımızın dönüşü bu yönde. Zaten sizler mülakata kalma başarısı gösterdiğiniz için bu soruları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çünkü hani sonuçta ilk 400 kişi arasına girmişsiniz ve bunları duymuşsunuzdur illa ki. Hani çok böyle kıyıda köşe bilgi sormazlarsa bunları bilirsiniz. Onun dışında asıl korkacağımız yer en çok bildiğimiz yer. Bizim hayatımızdan, geçmişimizden veya normal sohbet havasında geçen kısımdan. Çünkü onlar bizim kişiliğimizle ilgili, tavırlarımızla ilgili her şeyi sohbet esnasında aslında bizden alıyorlar. O yüzden ve arada başka sorular sorarak kendimizle çelişip çelişmediğimizi de aslında ölçüyorlar. Onun dışında önemli bir konu verip bu konu hakkında bir konuşma yaptırıyorlar. Yani bu rutin, bu Evet. uygulama. Hani bir 10 dakika, 15 dakikalık bir konuşma yapar mısın deniyor mesela. Orada tamamen olayı kopartmanız lazım ki demeleri lazım ki ya bu adam gerçekten tamam hep bunu söylüyordu. Kaymakam olmak için doğdum diyordu ama iki lafı bir yere getiremiyorsa da Evet hani, hocam. hani bu kötü bir şey değil. Herkes yapabilecek diye bir anlamı yok bunun yani. O bambaşka bir şey. O hitabet çok farklı. Herkesin zaten yapabileceği bir şey değil. O yüzden şey yani hani mutlaka bir diksiyon dersini ben mülakattan önce aslında önemsiyorum. Bunu Hakimlik Akademisi ya galiba yanlış hatırlamıyorsam yapıyor. Öğrenciye diksiyon değil de bir stres yönetimi, mülakat sürecinde bir eğitim veriyor. Bence kaymakam adayları için de bu yapılabilmeli. En azından hem bu bir farklılık yaratır hem de çok fazla bir faydası dokunur. Mesela Yapılacak mülakatta bu tarz sorular tabii ki. geliyor. Yapılacak mı? Hocam şöyle bir soru var. Hukukta yazarak mı yoksa okuyarak mı çalışmak daha verimli olur diye? Yani burada tamamen kişinin kendi özgür iradesine kalmış bir durum. Mesela ben kendim ders çalışırken yazarak çalışmayı daha çok severim. Niye? Hani böyle istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Ders hukuk da olsa, işte muhasebe de olsa, maliye de olsa fark etmiyor. Ben yazarak çalışmaya yatkın bir insanım. Ne kadar vakit kaybı olarak görülse de kimileri tarafından, ben yazmadan çalıştığım şeyi çok iyi Evet. anlayabilen bir kişi değilim. Bu benim kendi şahsi yani ne diyeyim, kişi davranışım aslında, kişiliğim Yani. diyebilirim. Ama kimisi de hiç kitap açmadan tamamen telefondan veya tabletten mevzuat okuyarak, iktisadı okuyarak çalışabiliyor ve başarılı da olabiliyor. Yani böyle Helal olsun. arkadaşlarımız da var. Veya bende de helal olsun. O yüzden Ben de siz yapamam hocam, mümkün hangisine değil. aynen hani bu soruyu soran arkadaşımız ve bu soruyu sahiplenen arkadaşlarımız hangisine yatkınsa İlk önce kendimizi analiz edip kendimizi iyi tanımamız lazım. Ondan sonra harekete geçmemiz lazım. O yüzden kişiye göre değişebilir bence. Ama tabii ki ister okuyun, ister yazın, okuduklarınızı veya yazdıklarınızı sık sık tekrar etmeniz lazım ki beyninize o yerleşmesi için. Hocam idari yargı hakimliği ve kaymakamlık bir arada gider mi demiş Hamza Aktaş. Hamza Bey çok güzel gider. Yani bence yani ikisi aynı şey diyebiliriz yani. Birisi böyle diyelim ki fıstıklı baklava. Üzerine de kaymak koyduğunuz gibi diyebiliriz yani. Olsa yerdik yani güzel oldu canım çekti. Şey olabilir yani ikisinde paralel konular var birbirleriyle. Nasıl paralel konular var? Mesela kamu hukuku ve iktisat ve tarih ve Türkçe bir defa paralel konular. Dolayısıyla hangi sınav daha önce olacak bunu kestirmek lazım. Mesela Evet. kaymakamlık daha önce olduğunu biliyorsak veya idari yargı hakimliği daha önce olduğunu biliyorsak daha önce olan sınava biraz daha ağırlık vermemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla bir sınava çalıştıktan sonra diğerine de eğer belli bir zaman varsa mesela iki sınav arasında 2 ay gibi 3 ay gibi zaman varsa fark derslerini o 2-3 aylık sürede yetiştirmemiz lazım. Ama diyelim ki iki sınavda aralıklı olduğunu düşünelim. Yani kaymakamlık sınavı da aralıkta, idari yargı hakimliği sınavı da aralıkta ki öyle bekleniyor şu anda. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Haftayı 2 veya 3'e bölmemiz gerekiyor. Haftanın 2 günü idari yargının fark derslerine çalışıp yani özel hukuk, işte ceza hukuku veya maliye veya vergi gibi derslere çalışıp kalan 5 günde kaymakamlığa verilebilir veya tam tersi 5'e 2 yapılabilir, 4'e 3 yapılabilir. Yani 2 sınav hatta buna ben özelde soran arkadaşlara KPSS A'yı da ekliyorum. KPSS A Evet grubu, kaymakam adaylığı sınavı ve idari yargı hakimliği sınavı üçü aynı anda haftayı hocam. 2'ye veya 3'e bölerek götürebilir. Çünkü ortak dersleri var.
O yüzden bence ben olsam üçünü aynı anda çalışırım ayrıca. Ravza dinler. Hocam iktisatta konuları anlıyorum ama soru çözmede sorun yaşıyorum. Her zaman nasıl üstesinden gelirim demiş. Şöyle iktisadı anlamak güzel. Yani anlamanız çok iyi Ravza Hanım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi mesela her şeyin belli bir zamanı var. Zaman insanı olgunlaştırıyor, meyveleri olgunlaştırıyor, çiçekleri olgunlaştırıyor. İktisadın da öyle bir zamanı var. Yani çayı bile mesela demliyorsunuz bir 20-25 dakika bir demlenme süresi var. Yani çayı hemen içine atıp içmiyoruz yani. Evet. Değil mi? O yüzden iktisatta da hani böyle bir şey tamam de hoca dersi anlattı, dinledim ve anladığımı düşündüm, öğrendim. Onu belli bir süre sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Tekrar ettikten sonra da soru çözmeye başlayacağız. Soru çözdüm, olmadı. Soruyu çözemedim. O zaman notuma geri döneceğim. Notumda yine bu soruya çözüm bulamıyorsam bu sefer yılmak yok, başka bir kaynağa bakmam gerekiyor. Çünkü biz bir arayış içinde olmalıyız. Yani tabii ki 5 tane iktisat kitabını aynı anda çalışın demiyorum. Ama bir kitap dünyanın en iyi kitabı da olsa siz ondan bir şey anlayamayabilirsiniz. Size bir şey katmayabilir. Benim ders çalıştığım dönemlerde de bütün Türkiye'nin hatta dünyanın çalışmış olduğu bir kitap, isim vermeyeceğim şimdi, bana hiç faydası olmamıştı. Yani belki de demek ki benim bakış açıma uymayan bir kitaptı ya da anlatım dili bana uymayan bir kitaptı. O yüzden mesela bu 6 ay boyunca iktisadı çalıştım, çözemiyorum meselesi 6 ay boyunca geçerliyse demek ki 7. ayda artık farklı bir kitaptan çalışmakta fayda olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden biraz da tabii şey yani çok da hemen çalıştım da hemen soru çözebileceğim görüşü olmaması lazım. Öyle olsaydı herkes iktisadı yapabilirdi. O yüzden yani bu biraz zaman gerekiyor. Hemen meyvesini alamayabiliriz diyorsunuz Aynen. sanırım, değil mi Tabii hocam? ki tabii ki aynen öyle. Biraz sabır gerekiyor. Aynen. Güzel bir soru yakaladım. Doğan Burak, kadrolu memur kaymakamlık sınavına girip atanabilir mi? Tabii ki kadrolu da olsa, kadrosuz da olsa fark etmez. Kaymakam adaylığına girme nasıl yani? Kaymakam olabilir mi? Yoksa sınava mı Yani şu girebilirim? an kadrolu bir memur Tamam. kaymakamlık sınavına girip atanabilir mi? Tabii ki atanabilir. Atananların yani bazıları da o şekilde zaten. Herhangi bir yerde şu an işte ne bileyim maliye teşkilatında veya diğer SGK'da vesaire çalışıp bu sınava girip kazananlar aslında. Buna hiçbir engel yok. Sizin bir yerde çalışanların, bir kamu kurumunda çalışanların en büyük dezavantajı haftanın 5 günü haftanın en verimli 9-5 saatleri arasında iş başında olmaları. Yani bu iş başında olmalarından kaynaklı ders çalışmakta biraz zorlanıyorlar çünkü vakit yok ders çalışmaya. O yüzden ben onlara Evet. diyorum ki biraz da az uyumak gerekiyor. Yani hem dükkanı açıp hem ders çalışacaklar biraz Aynen. da az uyumak gerektiğini düşünüyorum. O da nasıl olacak? İşte 2 saat sabahtan kısacağız, 2 saat akşamdan kısacağız derken bir 4-5 saat uykuyla dayanmaya çalışacağız. Hocam kaynak önerisi istemiş arkadaşlarımız ama. Yani kaynaklar, genel kabul görmüş kaynaklar zaten herkes biliyor. Yani baktığımız zaman benim son dakika iktisat Instagram sayfasının öne çıkanlarında da gerek kaymakamlık için gerek KPSS için bir kaynak listesi var. Ancak hani herhangi bir kursu tercih ederken de kursun verdiği kaynaklara da dikkat etmek gerekiyor. Hani o yüzden evet bunun için bir kaynak bütçesi ayıracaksınız. Bir de kursa gidecekseniz ilave bir bütçe ayırmaktansa size detaylı bir kaynak veya Kursun kursu tercih tercihi. etmelisiniz. Bildiğim kadarıyla bunu da Kaymakamlık Akademisi yapıyor. Ama ben Aynen öyle. burada birkaç hani arkadaşlara faydası olması için birkaç kaynaktan bahsedeyim yine de. Tabii ki genelde herkes Ahmet Nurçun'un kitaplarına yönlendiriyor. Ahmet Hoca'nın kitaplarından şimdiye kadar kötü bir geri dönüş almadım. Hani ben hukukçu değilim ama. Yine Soysal Hoca'nın kitaplarından çok memnun arkadaşlar. Ki Soysal Hoca'nın yine Anayasa, İdari ve Mahalli İdareler kitabı çıkıyor. Bir ay Evet. içinde çıkacak. Aynen. Yani Anayasa ve İdari'yi Ahmet Nurçun, Soysal Hoca'dan halledebilirsiniz. Hani şu an belki aklıma gelmeyen hocalar da vardı. Yine Temis'in yayınları da yine iyidir. Bakabilirsiniz. Yine iktisatta tabii ki kendi kitabımızı en başta öneriyoruz. Yani şeyde son dakika iktisat gerçekten şimdiye kadar yeni bir kitap olmasına rağmen olumlu dönüşler aldığımız bir kitap. Hani Evet şimdiye hocam, kadar biz de olumsuz güzel dönüş dönüşler çok alıyoruz. aynen olmadı olumsuz dönüş ki olsun da istiyoruz açıkçası. Çünkü bu bizi rehavete kapılıp kitaba katkı sağlamamamızı doğurabilir.
Hocam onu Kesinlikle. istemiş Yani olmamız olumsuz gerekiyor. eleştiri çok daha önemlidir. Bence de öyledir Aynen. hocam. Hani biz o komplekste insanlar değiliz. Yani arkadaşım hani Selçuk Turgay Azak'la birlikte biz bu kitabı gerçekten faydalı olması dileğiyle yazdık. Yine Yüksel Bilgili Hoca'nın çıkmış kaymakamlık sınav sorularını çözebilirler gönül rahatlığıyla. Bir sorun yaşamazlar. Yine Tufan Samet Özdurak Hoca'nın mikro makro konu kitaplarına bakabilirler. Ondan sonra düşünüyorum şey vardı. Haldun İktisat. Özgür Özcan Hoca'nın kitabı. Güzeldir. Yine mikro makro konu anlatımlı kitabı. Yani arkadaşlar yelpaze geniş. Önemli olan hani böyle kıytı köşede kalmış kitaplardan ziyade genel kabul görmüş kitaplara bakın. Yani ben hani çoğu alanda hani kitabım var. Ama birçok alternatif sunuyorum. Dediğim gibi benim kitabımdan da anlamayabilirsiniz. Çok güzel bir kitap da bana fayda sağlamaya da bilir. Yani bunu göz önünde bulunduracağız. Türkiye ekonomisinde ilk önce kendi kitabımdan da önce önerdiğim kitap Açık Öğretim Türkiye Ekonomisi kitabı. Ben geçen yıl YouTube'da bütün Türkiye ekonomisini anlattım ve bunun sonucunda orada bağıra bağıra hep Açık Öğretim Türkiye Ekonomisi'ni çalış 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 diye de dilimde tüy bitti. Dört tane soru geldi birebir Açık Öğretim kitabından. Yani bu şey değil yani bakmak lazım. Çünkü Açık Öğretim kitaplarını Türkiye'nin birçok hocasına yazdırıyorlar. Sadece Anadolu Üniversitesi hocaları değil bütün hocalar yazıyor. O yüzden ona bakmak lazım. Yine naçizane benim Türkiye Ekonomisi kitabım genel kabul görmüş bir kitaptır. Bakabilirsiniz. İçinde 500 tane soru var. Hatta 548 tane soru var. Yine Burcu Doğan Hoca'nın kitabı var. Yasin Çoban'ın kitabı var. Bunların hepsi Türkiye Ekonomisi kitapları. Standart zaten. Tarih yani sonuçta. Hangisini alsanız aynı şeyi göreceksiniz. Önemli olan hangi kitapta daha fazla güncel veri var, hangisinde daha fazla soru var. Hani buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa tarih hepsinde aynı. Hepsinde 1930 yılında Merkez Bankası kurulmuştur yazıyor. Hocam mikro bilmeden makro çözülebilir mi? Yani Hangisi daha zor? defa mikro ve makro arasında hiçbir organik bağ yok. Yani ben Evet. yani iktisatçı olarak ben böyle düşünüyorum. Tabii ki bunun belki temelleri farklıdır ama sadece biz bakış açısı olarak şöyle bir bakış açısı var. Ben mikroyu çözmeden yani mikro alınmadan makro alınmazmış algısı var. Alakası yok. Ben bunu şöyle yıktım aslında. YouTube kanalımdaki anlattığım derslerde ilk başta makroyu anlatmıştım. O dersleri canlı yaptım. Instagram'dan ve YouTube'dan canlı ders yaparak anlattım ve YouTube'a koydum videoları. Ve ilk başta makroyu anlattım. Daha sonra mikroyu anlattım. Ki hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Herkes sınavla takır takır yaptı. O yüzden belli bir sıralaması yok. Önemli olan tek şey iktisadın mantığını bilebilmek. Yani eğriler, doğrular nereye kayar, nereye gider? O yüzden iktisat temellendirme dersi, bizim kitabımızın ilk başında da bu var zaten. İktisadi kavramlar, grafik okuma kavramları, eğriler nasıl okunur gibi bir bölüm koyduk oraya. Hani bu bölümü o yüzden koyduk. O yüzden bu iktisat temellendirmeyi bilen herkes ister uluslararası iktisattan başlasın, ister Türkiye ekonomisinden başlasın, isterseniz para bankadan başlasın fark etmez. Önemli olan temel iktisadı bilip üzerine hangisinden başladığınız farkı yok yani fark etmez. Güzel bir soru. Kaymakamlıkta kadın adaylar her zaman daha az alınıyor. Mülakatta da buna dikkat ediliyor mu? Yani ben olsam Bir etmezdim yani. kadın olarak direkt dikkatimi çekti hocam valla. Direkt sordum. Aynı soru bana da geliyor. Yani maalesef kamuda kariyer mesleklerde bunda hani idari yargıdan tutun kaymakamlığa, vergi müfettişliğinden tutun işte SGK müfettişliğe veya sayıştay denetçiliğine hepsinde evet bir kadın kotası var gibi sanki. Onu da hani ya şey diyelim sınava giren kitleyle orantılıdır belki onu bilemiyorum. Hani sınava kaç kadın kaç erkek giriyor bilmiyorum açıkçası. Ama evet yani erkeklerin maalesef ki ezici bir üstünlüğü var. Hani ama bu da şundan kaynaklı olduğunu da düşünmüyorum. Yani erkekler kadınlardan çok daha başarılı olduğundan değil. Orada biraz daha hani böyle kadınlarımız çok ince, narin, naif oldukları için belki de hani şey yani bir ilçeye hitap etmek ki biz bunu sadece bir ilçe gibi düşünmeyeceğiz. Yarın bir gün yaklaşık 6-7 yıl sonra belki 10 yıl sonra vali yardımcısı, vali ve işte üst düzey bürokratlığa kadar gidiyor yani kaymakamlığın önü açık. Bir de karar vericiler genelde erkek olduğundan herhalde ya o da olabilir. Yani komisyonda ben Muhtemel. kadın var mı yok mu açıkçası hani bilmiyorum ama olduğunu da zannetmiyorum. Peki hocam bir soru var. Arkadaşımız demiş ki özel üniversiteden mezun olmanın
bir etkisi olur mu mülakatlarda? Hiçbir etkisi olmaz. Dezavantaj olarak yani. Yok yok hayır. Bunlar zaten bahsettik ya. İlk önce sadece siyasal mülkiyeler vardı ama şimdi yani en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine kadar bütün arkadaşlar hani mülakatta başarılı olup geçebiliyorlar. Ki özel üniversiteden de kazanan birçok arkadaşımız var yani en son listede. O hiç dezavantaj değil. Kimin çok çalıştığına, kimin çok puan aldığına bakıyor açıkçası. Bakıyorum başka soru. Hocam sizin de gözünüze çarparsa direkt. Valla ben bakalım. Evet arkadaşlar yayını kaydedeceğiz. Sorunun birini cevaplamış olayım. Aynen biraz da siz cevaplayın Ferda. Bakıyorum yine. İkinci kursunuz ne zaman başlayacak? Haziran gibi planlıyoruz ama tabii netleşmedi arkadaşlar. Netleştiğinde zaten sizlerle bunları paylaşmış oluruz. Sosyal medyalardan bizi yine Burada takip ekleme yapayım edebilirsiniz. isterseniz. Yani ikinci kurs biraz şey oluyor. Bunu geçen yıl Kaymakamlık Akademisi böyle sınava böyle 5 kala bir kurs açtı. Yani açıkçası Erhan Hoca da onu birlikte yaptığımız yayında da bahsetmişti. İkinci kurs biraz böyle işinizi riske atmak gibi açıkçası. Çünkü Evet. sınava çok yakın yapılıyor. Konular çok yetişmesi Doğru. güç oluyor. Dolayısıyla sizin hani o benim bahsettiğim demlenme süresi var ya iktisatta ve tüm derslerde. O demlenme süresini yaşamadan sınava giriyorsunuz. O yüzden sürece ne kadar önce başlarsanız o kadar kârdır diye ben düşünüyorum. Hani ikinci kursu düşünmektense çok özel, çok çok özel bir sebebiniz yoksa ikinci kursu düşünmektense şimdiden başlayan bir gruba dahil olmanız Evet, daha mantıklı hep olacak. yakın bir tarih istedikleri için aslında ama bu da yanlış bir Ya düşünce. yanlış değil yani bu tecrübeyle sabit aslında. Hani Yani. bizler bu işi çok önceden beri hani yaptığımız için genelde başarı oranları bu eminim biliyorum ki Hakimlik Akademisi'nde de aynı. Başarı oranları hep Şubat-Mart gruplarından daha fazla çıkmıştır. Çünkü sürece daha önce başlayan daha fazla yol alıyor. Erken kalkan yol alır yani boşuna söylememişler. Hocam mahalli idare kanunlarında değişiklik olacak mı? Torba yasada var denildi. Doğruluk derecesi nedir? Yani bunu ne cevap Demiş. versem bilemedim. İnşallah değişiklik olmaz. Yani Bunların açıkçası bu hepsi konuda çok potansiyel soru. yani yok yetkin olduğum bir konu değil açıkçası. Değişiklik olursa tabii ki sınavda değişik mevzuattan yani yenilenen mevzuattan sorumlu olursunuz. Aynen. Sosyal hocamız bunu çok yakından takip ediyor zaten. O yüzden hukuk kitaplarını biraz geciktiriyor kendisi. O yüzden değişiklik olacağı söyleniyor arkadaşlar. Değişiklik olursa zaten Facebook, Instagram'da birçok kaymakamlıkla ilgili özel sayfalar var. Oralarda zaten duyuruluyor bunlar. Ama hiçbirine güvenmiyorsanız resmi gazeteyi, her gün resmi gazeteyi takip edip oradan bakabilirsiniz. Yine cevaplamış olduğumuz bir soru var açık öğretimlilerle ilgili dezavantajı var mı diye. Bunu zaten konuşmuştuk herhangi bir dezavantajları yok. Evet, yok. Bakıyorum. Kaymakamlık kampı ile ilgili bir soru var. Ne zaman yapılacağına dair hocam. Yani o bildiğim kadarıyla şu anda tarihi belli değil. Sınav tarihi belli olduktan sonra Aynen. belli olur. Sınava yakın bir tarih olur. Çünkü kamplar genelde hani sadece akademinin yaptığı değil yapılacak piyasadaki bütün kamplar genelde nokta atış bilgilerden oluşan konu özetleri ve soru üzerinden ilerliyor. O yüzden bu biraz hani şey söyleyin sınava yakın bir, yapılacak bir kamp olur. Evet. Yani tarih netleştikten sonra bir tarih belirlenir. Yani sınav tarihi belli olduktan sonra olur muhtemelen. Aynen öyle. Daha önceden iktisada dair hiçbir şey bilmiyorum. Sadece sizin kitabınızdan çalışmam yeterli olur mu? Dershaneye gitmeden öğrenebilir miyim demiş arkadaşımız. Çok rahat öğrenirsiniz. Bir alın, açın, okuyun, çizerek, dediğim gibi yazarak, kareli defter alarak, grafikleri büyük büyük çizerek, renkli kalemlerle çalışmayı denerseniz, yine bunu yine benim YouTube'daki Son Dakika İktisat kanalımdan da desteklerseniz devamında, iktisadı öğrenmeme gibi bir durumunuz olmaz. Kesinlikle öğrenirsiniz. Bu konuda içim rahat olarak söylüyorum. Virüsten dolayı sınavın açılmama ihtimali var mı demiş arkadaşımız. Yani ben zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin normalleşmesi, bunu hep her yayında söylüyorum. Türkiye'nin normalleşmesini bizden çok devlet yetkilileri ve hükümet istiyor aslında. O yüzden bu virüs ortamı hani azalır azalmaz, biter bitmez. Hemen peşine ilanlar gelecektir, ekonomik paketler gelecektir. İşte
Vergide, sosyal güvenlikte yapılandırmalar gelecektir. Teşvik paketleri gelecektir. Yani ekonominin resesyona uğramaması için, küçülmeye uğramaması için, tabii ki küçülecek ama uğramaması için elinden geleni yapacaktır devlet. O yüzden hani ben bu virüs olayı biraz azaldıktan sonra, yani muhtemelen hani ben biraz şeye bakıyorum, kötümser bakıyorum. Hani bir Haziran gibi, Temmuz gibi falan bitse, ondan sonra takır takır ilanlar gelir. Çünkü Maliye Bakanlığı bile daha KPSS yapılmadan ilan verdi. Aralık şey, Ekim ayına verdi ki onu da aralığa falan ötelecek muhtemelen, 2020 KPSS'dekiler de girebilsin diye. O yüzden yani ben virüsün bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama virüs Allah göstermesin mutasyon geçirir, farklı bir virüs halini alır, Covid-20 olur gibi bir Dalgalar olur. dalgalar geliyormuş ya hocam, böyle ikinci dalgalar, üçüncü dalgalar falan. Ya inşallah hani öyle bir şeyler olursa çok çok İnşallah. böyle zor bir şey olması lazım ki bu sınav Evet. yapılmasın. Aynen. Betül arkadaşımız online kurs ve örgün kursla paralel mi başlıyor diye bir soru sormuş. Ben cevaplayayım onu da. Online kurslarımızla örgün kurslarımız paralel olarak gidiyor. Yani aynı tarihlerde başlayıp aynı tarihlerde bitiyor. Ama galiba şu an örgün kursu yok zaten. Şu an tabii mecburen yok Türkiye'nin hiçbir hocam. yerinde yok. Aynen öyle. Hocam bütün kitap, yani bütün konuları kapsayan, bütün dersleri kapsayan bir kaynak sormuşlar. Öyle bir kaynak yok. Bence olmamalı. Yani ben öyle bir editörlük yapsam öyle bir kitap yazmam açıkçası. Yani öyle bir işe de soyunmam. Her kitabın kendine has bir başarısı var. O yüzden şöyle işte 1.000 sayfalık bir kitap yapıyorlar. İçinde iktisat da var, ondan Evet. sonra kamu yönetimi de var, hepsi vardı, var oğlu var. Yani o zaman bir kitabı okuyan herkes kaymakam olmuş olur. Ben alayım o kitabı 80 defa okuyayım sınava kadar ve kaymakam olayım. Böyle bir şey yok. Her derste ve branşa özel başarılı kitaplar var. Tamam, o kitaplardan siz hepsini Her böyle şeyde iyi birleştirirseniz olamıyor göstermeyin. çünkü hani ayrı Tabii ayrı ki. alanlarda olması Mesela çok gerekiyor. büyük, hani bu kaymakam sınavlarında daha önce çok başarı elde etmiş bir yayın evinin yani böyle bir set kitabı var. Ama bu set kitabının içinde mesela iktisat ve Türkiye ekonomisi hiç tavsiye edilmiyor mesela. Sadece işte en çok satan bölümle birlikte birleştiriyorlar. Bu da öğrencinin aleyhine oluyor ki bakın bir arkadaşımız da yazmış. Ben onu kastetmemiştim ama yeter illaki belli bölümler yetersiz oluyor. Evet. O yüzden mutlaka şöyle bölmelisiniz. Hani iktisat ayrı, kamu hukuku bölümü ayrı ve Türkiye ekonomisi bölümü ayrı olarak üçe bölebilirsiniz. Yurt dışı eğitimiyle ilgili bir soru var hocam ama. Yani o muhtemelen biraz sarkar. 106. dönem kaymakam adaylarının yarıda kaldı eğitimi yanlış hatırlamıyorsam yurt dışı eğitimleri. Hatta bir kısmı Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de karar, şey yaptılar. Belli bir izolasyon süreci yaşadılar 14 günlük. Yani o artık kurumun kendi içindeki bir işleyiş olacak. Hani ben İçişleri Bakanlığı'yla çok aşırı bir bağlantım yok ama muhtemelen kaymakam adaylarını mağdur etmeyeceklerdir. Bu eğitimi yine sil baştan yaptırırlar diye ben düşünüyorum. Ama Türkiye'de aşırı bir kaymakam adayı ihtiyacı olur, kaymakam ihtiyacı olur. Onları belki direktman hani aday kaymakam olarak da atayabilirler yani belli de olmaz. O biraz idarenin görüşüne bağlı. Sorularımız bu kadar galiba hocam. Sizin eklemek istediklerinizi alalım. Son neler söylemek istersiniz hazırlanacak arkadaşlarımıza? Yani genelde şu oluyor. Yani genelde motivasyon eksikliği var Evet arkadaşlarda. hocam. Ama hazır evdeyken, evde kalıyorken bence mutlaka ve mutlaka çalışacak bir işiniz yoksa, ondan sonra açacağınız bir dükkan yoksa, hep o örnekten gittiğimiz için söylüyorum. Yine başka bir alternatifiniz yoksa, şu dönemi KPSS ertelenmişken, kaymakamlık sınavı yıl sonuna kalmışken Kasım Aralık'ta idari yargı olma ihtimali varken şunu söylüyorum. Oturup ders çalışma programınızı hazırlayıp ki ben çoğu arkadaşımıza da yardımcı oluyorum. YouTube'da ders çalışma programı ile ilgili videolarım da var. Açsınlar izlesinler. Şu günleri ders çalışarak geçirin çünkü bu günleri çok arayacaksınız. Evet. Bu günleri Bu çok kadar boş arayacaksınız. zamanımız olmayacak sanırım bir daha, değil Aynen mi? öyle. İleride bu kadar boş zaman olmayacak. Biz bu kadar boş zamanı bir arada geçirdiğimiz için bundan sonra yaşayacağımız bazı ayları ve bazı yılları sıkıştırılmış yaşayacağız.
ziplenmiş olacak yani bizim için. Evet. Çünkü şu an ertelediğimiz çok şey var. Onları hep dışarı çıkabildiğimiz zamanda yapacağız. Biz şu an ders çalışmazsak Haziran ayında ya da Temmuz ayında virüs geçtiğinde herkes sokaklara çıktığında emin olun biz de o güneşli havalardan, bahar havasından yararlanmak isteyeceğiz ve herkes Evet. dışarı çıkacak. Ve bu Aynen. bizim en büyük düşmanımız. İşte bizim o zaman da evde kalıp günlük 7 saatte 7 saat, 8 saatte 8 saat fark etmez ders çalışmamız gerekiyor. O yüzden bugünleri iyi değerlendirmek lazım diyorum. Yine birkaç soru geldi. Ben buradan bakayım. Mesela Türkiye ekonomisi dersine ondan önce bir soru var. Hocam 6 yıldır AFP kaymakam alımı yok diyorlar. Ha, Tesadüf evet mü hocam. yoksa yazılı olmayan bir kural mı? Evet, tesadüf değil, yazılı olmayan bir kural. Tabii ki tesadüf değil. Kendi kafasında idarenin böyle bir teamülü var. Bu teamül ne demek? Yazılı olmayan kural demek zaten. Böyle bir kuralı işletiyorlar. Ama gerek İçişleri Bakanlığı'na tanıdığı olanlar, bakanı yakinen tanıyanlar ve yine sosyal hoca, yine içeride bürokrat tanıdıklarından anladığımız kadarıyla AÖFÜ'lülere artık bakış açılarının böyle olmadığı, artık AÖFÜ'lülerin de çok büyük şansının olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bak 100 kişinin yüzünü AÖFÜ'lü alabilirler. Buna siz de itiraz edemezsiniz, ben de edemem. Bunun hakkında dava bile açılamaz. Çünkü açık öğretimli olmamak gibi bir şart yok. Sınava girmenin böyle bir şartı yok. Bütün üniversite mezunları girebiliyor. Adam o zaman bir AÖFÜ'ye de çıksın birinci olsun ya. Bakalım onu da mı almayacaklar? Ben zannetmiyorum ki almayacaklarını. O yüzden yani orada biraz şey yapmak lazım. Israrla bunu deneyip kendini inandırmak lazım. Yani aslında hocam AÖFLİ arkadaşlarımız da hani ister istemez haklı olarak bu anlamda tedirginlik yaşıyorlar hani olmayacak diye. Ya boşa mı çalışacağım değil. Çalışma ihtimalim boşa gitmez. Ya o bilgilerini başka bir sınavda değerlendirebilirsin. Ben de öyle diyorum Aynen. ama başka bir hayalim yoktur. Ama kesinlikle de yani almayacaklardır. Hani o zaman bir şey diyemem. Senle bu bilgiler ancak mezara kadar gider. Ama hani biraz motivasyon konusunda böyle bir mesleği istiyor muyum, istemiyor muyum diye sormak lazım. Düşünsene Aynen. yani kabul edilen ilk AÖFÜ'lü aday sen oldun. Yani ne kadar büyük bir başarı. Demek ki her şeye rağmen, yazılı olmayan kurallara rağmen seni aldılar demektir. Sen kendini kabul ettirdiğini ispatladın demektir. Ve senden sonra gelen artık AÖFÜ'lere de çok büyük bir umut oldun demektir. Altında bir soru daha var bu arada. Türkiye Evet. ekonomisi dersen ne zaman nasıl çalışmalı? Sınavda çıkan güncel verileri öngörmek zor oluyor. Tavsiyeniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Kaymakamlık sınavının en sıkıntılı bölümlerinden birisi Türkiye ekonomisi. O yüzden Türkiye ekonomisine iktisat hani böyle süreç boyunca devam etsin dedim ama Türkiye ekonomisini böyle başlarda bitirip daha sonra sürekli tekrar etmek lazım. O yüzden bu Türkiye ekonomisinin ezber bölümlerini, tarihsel bölümünü, işte dönemlerini yani işte kuruluş dönemi, cumhuriyet dönemi, ondan sonra devletçilik dönemi, liberal dönem gibi dönemleri sık sık okuyarak tekrar etmek lazım veya sık sık dinlemek lazım. Mesela 2 gün önce yayınlanan mülakat başarı listesinde ismi olan 4-5 arkadaştan böyle mesaj aldım. Hocam ben sizin videolarınızı sürekli izliyordum veya işte yürüyüş yaparken videoları dinliyordum. Her gün, her sabah 5'te uyanıp mesela arkadaş 2 saat benim videoları dinliyormuş. 8'de diğer derslere oturup çalışmaya başlamış mesela. Ve buna hep dereceyle girdiler. O yüzden buna hep tecrübeli sabit, sürekli tekrar ederek çalışmak lazım. Güncel veriler tam bir patlayacak bomba. Ve burada ÖSYM'nin bir standardı yok. Evet. 2018 sınavı ile 2019 sınavı Her tamamen yerden birbirinden gelebilir. farklıydı. Her yerden gelebilir. O yüzden orada biraz daha seçerek çalışmak lazım. O yüzden diyorum ki tercih edeceğiniz kitapta ne kadar fazla soru var ve güncel veriler ne kadar tahmin edilebilir, öngörülebilir ona göre bakmalısınız. Evet. O yüzden güncel verileri de böyle yorumlayan, analiz eden bir kitap hani almanızı tavsiye ediyorum. Hocam şu anda kaymakamlığa başlamak için geç mi kalındı diye bir soru Yok, gelmiş. hiç geç kalınmadı. Şu an yani çok tam vakti diyebiliriz hatta. Şu an kendinizi güzel bir plan yapabiliyorsanız, yalnız şu an şuna karar vermek lazım. Mesela Eylül'de başlayan arkadaşlar şunu yapabildi. Kendim çalışmak istedim dedi ve kendisi kaynaklarını alıp, notlarını alıp, ortamını hazırladı ve çalışmaya başladı. Bir kısmı devam etti. Bir kısmı kendi başına çalışamayacağını anlayıp kurslara yazıldılar. Bundan sonra Nisan ayı içindeyiz, Nisan'ın ortasındayız. Arkadaşlar şuna dikkat etmesi lazım. Kesinlikle karar vermesi lazım. Yani ben şimdi kendim mi çalışacağım, kurs desteği mi alacağım? O yüzden hani ikisi Evet. arasında şu an
net bir seçim yapmaları lazım. Yolun yarısında kural değiştirme lüksleri olmayabilir. Çünkü hani Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz'dan sonra başlayan kurslar yani böyle biraz daha sizi acele ettirecek. Yani böyle biraz koşa koşa gideceksiniz. Tam olarak öğrenemeyeceğiniz konular olabilir. Belki Kaymakamlık Akademisi de kurs yapacak Haziran'dan sonra. Ama ben dost acı söyler. Yani ben şimdiden söylüyorum ki şimdiden başlayın. Kim ol, ne olursanız olun, hangi kursa giderseniz gidin fark etmez. Kendiniz de çalışsanız şimdi başlamalısınız. Çünkü Haziran ayından sonra konuların oturması zor oluyor ve soru çözmeye, tekrar yapmaya vakit kalmıyor. Geçen yılki kursta mesela ben hatırlıyorum şey oldu. Makro iktisat dersi bitti. 3 gün sonra sınav vardı. Sınava girdiler yani. Oturup kendi başına çalışacak vakitleri kalmadı arkadaşlar. Vakit olmuyor. Evet hocam. Bu sınavdan 4-5 kaçırdım soruyu. Buldum. Bu sınavdan 4-5 kez mülakata kalıp elenenler var. Neden bir sonraki mülakatta onlar avantajlı olmuyor ve sürekli eleniyorlar? Yani çok güzel. Ya açıkçası bilmiyorum bunu. Çünkü mesela şöyle bir örnek de var. 4-5 kez girip kazanan arkadaşlarımız da var. Gene benim çok yakın bir arkadaşım. Kardeşim yaşında. Resul bizi dinliyorsa bilmiyorum. 97. sıradan kazandı. 3 yıldır bu sınavı kazandı. 4 kez girdi. Birini kazanamadı. Üçünü kazandı. İkisinde de mülakattan elendi. Üçüncü mülakatıydı ve geçti. O yüzden bunun tersi örnekler de var. Ama bazen 4-5 kez kazanıp da almadıkları da var. Yani hani ben burada bir şey demek benim haddime Ya düşmez. belli bir standardı yok bu durumun belli ki. Yani herkes mesela 90 üstü alabiliyor diye kesinlikle kaymakam olabilecek diye bir kural yok. Demek yani idarenin orada görebildiği ve ısrar ettiği bir şey var demektir. Tabii ki bu bizi yıldırmayacak ama hani bence 5'ten sonra da artık yani artık motivasyonum düşerdi. Ben girmezdim yani açıkçası. 5 Beş bence ne psikolojik hocam? sınırdır. Üçüncü sınıf öğrencisi var. Kamu yönetimi üçüncü sınıf öğrencisiyim Sibel Hanım. Dersi hangi derslere ağırlık vermeliyim demiş. Kamu yönetimi mezunu zaten şey olması lazım. Bence hani hukuk derslerini okuldayken hali hazırda halletmesini ben tavsiye ediyorum. Yani anayasa ve idare gibi konuları artık bence kafada bitirmek lazım. Sınav öncesinde yaklaşık sınava 6 ay ve 7 ay kala biz çalışmaya başlıyoruz genelde. Bu süreçte sık tekrar ve bol soru yapması lazım. Yine hazır anayasa idareyi biliyorken, oradan soru çözerken geri kalan zamanında iktisat ve Türkiye ekonomisini ayırıp oradan şey yapmak lazım. O derslere yoğunluk göstermek lazım. Üçüncü sınıf ve üçüncü sınıf arkadaşlarının özellikle çok büyük avantajları var. Yani ben hep kaymakamlık formatını ikiye bölüyorum. Hukuklar ve İktisatlar İktisat. olarak. Yani şu ikisinden birisini üniversite kanadında halledersen düşünsene 1 yıl boyunca tek kanada çalışacaksın, diğerinden soru Çok çözeceksin. rahat. Yani çok çok rahat, mükemmel ama işte Evet. olmuyor. Yani illaki bir bahane oluyor. Yok mezuniyet dönemi oluyor, yok işte ne bileyim İngilizce kursuna gidesi geliyor arkadaşların. O yüzden biraz fark ediyor yani duruma göre. Ama bence iki kanattan birisini halletmeleri lazım. Hocam, sanırım sorular benim gördüğüm kadarıyla bu kadardı. Tamam, zaten Instagram canlı yayınları 1 saat zaten sürüyor. Evet. Yani ben biliyorsun ekranlara alışkınım birazcık. O yüzden birazdan kapanabilir. Ben değilim. İsterseniz sizin de soracağınız bir soru varsa ona göre soralım ya da kapatalım. O zaman hocam size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşrif ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Karantina Sağ olun, ben günleriniz size... güzel geçsin inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayına beni davet ettiğiniz için nazik teklifinizden dolayı. İnşallah arkadaşlar da emeklerinin karşılığını en yakın zamanda alır. Herkese İnşallah. sağlıklı günler diliyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Son Görüşmek 20 üzere. saniyemiz kalmış zaten hocam. Tam Aynen zamanında çok. bitirmişiz Aynen burada bir fenomen var yani normal. yani. Daha azı kurtarmıyor hocam sizi. Neyse, iyi Kendinize iyi bakın akşamlar tekrar. İyi diliyorum. Sağ akşamlar olun. Siz de diliyoruz size. kendinize iyi bakın. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Hoşça kalın.